Tekrar o karanlığa dönersek, yani dağılmayan karanlık, sekizlerde dağılmıyor, sekiz buçuklarda dağılmıyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhan Bulut, uzun süredir e, tartıştığımız. Sağının solunun önünün arkasının artık kim nerede duruyorsa bıktık yıldık dediğimiz konuyla Burhanettin Bulut özür dilerim bir açıklama yaptı kalıcı yaz saati uygulamasına meclis gündemine taşıdı enerji ve tabii kaynaklar bakanının bu konuda Alparslan Bayraktar'a sorulmuş bir soru önergesi var mı var zaten bir sürü var verdiği yanıtı savunması diyelim savunmasının çok dikkat çekici olduğunu düşündük. Yaz saati uygulamasının yıl boyunca uygulanması, enerji planlaması, iktisadi kazanç, sosyolojik ve psikolojik anlamda daha doğru olacaktır. Bu yapılan bu halka zulümdür. Kalıcı yaz saati uygulaması uzun zamandır tartışılıyor, ancak uygulamadan bir türlü geri adım atılmadı. Sayın damat, işi görevini bırakalı yıllar geçmiş olmasına rağmen aldığı karar hala uygulamada bir an önce kalıcı yaz saati uygulaması sona erdirilmesi lazım. Kış mevsiminin gelmesiyle günler kısaldı. Saatler geri alınmadı. Milyonlarca çalışan ve öğrenci gün aydınlanmadan zifiri karanlıkta evden çıkmak zorunda. Çalışanlar, öğrenciler, veliler isyanda. Ancak iktidar bu tepkilere kulaklarını tıkamış durumda. Konuyu CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut meclis gündemine taşıdı. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi sundu. CHP Peli Bulut vatandaşların mağduriyetini dile getirerek uygulamadan bir an önce dönülmesini talep etti. Bakan Bayraktar o soru önergesine dönüş yaptı ancak verdiği yanıt oldukça ilginçti. Yaz saati uygulamasıyla aydınlıktan daha fazla fayda sağlandığını savundu. Uygulamayla her mesai aralığı için karanlıkta kalınan sürenin eski uygulamaya göre 64 saat azaldığı tespit edilmiştir. Akşam mesai ve okul çıkışlarını denk gelen karanlık zaman diliminin azaldığı tespit edildi. Vatandaşlarımız kış mevsiminin de gelmesiyle uygulama sayesinde aydınlıktan fayda sağlıyor. Bu sözlerle savunduya saat uygulamasını bakan Bayraktar, CHP'li Bulut da bakanın bu savunmasına elektrik şirketlerinin hamiliğini yapan bakan milletin aklıyla alay ediyor diye tepki gösterdi. Peki diyesim geldi. Olur mu size de anlat anlat dilinde tüy biter bir cümleyi daha kaç türlü kurabileceğin başvursan yine rekorlar kitabına girer <laughs> karşı taraf anlamaz. En sonunda da peki tamam tamam karanlıkta değiliz daha büyük aydınlıklardayız Allah perdeleri çekiyoruz evin içinde evin içinde güneş gelmesin ışık gelmesin diye. Peki sayın bakan öyle olsun. İnsanın yani neslimiz tükendi. Birbirini anlayan, dinleyen ya pardon dostum burada hata yaptık vallahi şunun, şunun neresinden dönersek kardır yok bulunamıyor. Patron çıldırdı sattı bitti gerçekten. Nesli tükenmiş durumda. Sumatra gergedanını bile koruyorlar bak nesli tükendiği için bir sürü önlemler alınıyor.

Yavrusu Matra Gergidanı'nın dünyaya gelişinden çok kısa bir zaman sonra yani aynı gün içinde attığı ilk adımları böyle bakışları da daha pek öğrenememiş. O anları size göstermek istedim. Bir izleyicimiz de Nazım Hikmet'i anmış. Zaten Serhan Asker'de izlemişsinizdir. Genişçe bir şekilde şiirleri, hayatı konuklarıyla beraber konuşuldu, anıldı. Ben de bir şiir okuyayım. Nazım Hikmet deyince Sumatra Gergedanından önce gördüğüm mesajı en sevdiğim şiiri hemen ekran görüntüsü almıştım zaten telefonumda. Ben şu şiirini çok severim. Nazım Hikmet'in bir acayip duyguda geçer o şiirin bir bölümü diyor ki: "Sevgilim, çimenin üzerine diz, diz üstü oturalım karşı be karşı. Hava lezzetli ve aydınlık. Fakat iyice ısınmadı daha. Çağlanın kabuğu yemyeşil tüylüdür henüz yumuşacık. bahtiyarız yaşayabildiğimiz için" Sevdiniz mi? Çok güzel değil mi? O kelimeler nasıl yan yana geliyor? İnsanın valla böyle okurken, aman Allah'ım bu cümle bu cümle bu göze değdi diyorsunuz her defasında Nazım Hikmet şiirinde herhangi bir şiirinde. Selin sabit ben devam ediyoruz saat 10'a kadar güzel zamanımız var bir 30-35 dakikamız daha var. xte ve Instagram'da mesajlarınızı da okuyacağım tutukluluğu devam eden suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'ın geçtiğimiz haftalarda tamamlanmıştı soruşturması kıymetli izleyenler. Yargılandığı davanın iddianamesi gerçekten tam arkamda durduğu gibi kan dondurucu ifadeler gördüğümüz bir iddianame oldu. İddianamede kan pazarlığı yapıldığına yer verildi. <laughs> Soruşturması aylar sürmüş, birçok suçtan ceza talep edilmişti. Suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan 8 Eylül 2023'te yurt dışına kaçma hazırlığındaydı. Esenboğa Havalimanı'nda yakalanarak tutuklanmıştı. Hakkında hazırlanan iddianamede kan pazarlığı yaptığı ortaya çıktı. Hürriyetten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre 61 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede bir cinayete de yer verildi. 2016'da işlenen bir cinayetin azmettiricisi olarak suçlanıyordu Ayhan Bora Kaplan. Suçlamaları reddetmişti. O cinayet Tatarlar aşiretinin üyesi iş insanı Mahfuz Tatar'dı. Ayhan Bora Kaplan'ın aşiretle kan pazarlığı yaptığı iddia edildi. İddianamede Tatar'a karşılık çetenin kendi üyesi Semih Arslan'ı öldürdüğü belirtildi. Anlaşma sadece Semih Arslan'ın öldürülmesi değildi. Maktul yakınlarıyla Bora Kaplan'ın görüşmesinde başka istekler de vardı. İddianamede tarafların görüşmesi sonucunda belli bir meblağda ödenmesi konusunda anlaşma sağlandığı yazdı. Todex'in gerekçeli kararına denk geldiniz mi bilmiyorum. Azıcık anlatmak ve beraber izlemek isterim. Kripto para Todex'in kurucusu hatırlayacaksınız Faruk Fatih Özer çok sayıda kişiyi dolandırmıştı ve sonrasında yurt dışına kaçmıştı. Arnavutluktan Türkiye'ye iade edildi ve sonrasında özere verilen 11 bin yılın üzerinde bir ceza var. 11 bin 196 yıl onay 15 gün hapis cezası. Peki bu hapis cezası hangi gerekçelerle verildi? Bir kere kararda sanıkların pişmanlık göstermediği için cezalarında herhangi bir indirime gidilmediğini eklemek isterim. Detayları haberimizde olsun. TODEX'in kurucusu Faruk Fatih Özer, çok sayıda kişiyi dolandırmış, 253 milyon dolarlık vurgunla kaçmıştı. Dolandırıcılık davasında gerekçeli karar açıklandı. 508 sayfalık gerekçe Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hazırlandı, taraflara tebliğ edildi. Savunmalardan savcılık iddianamesine ve delillere yer verildi. Gerekçeli kararda reklam ve tanıtımlarda ünlü isimlerin kullanıldığı, mağdurların da bunlara aldandığı yazıldı. Ayrıca sistemin ilk günlerinde müşterilere hızlı yanıt verilmesi de güven açılama olarak yorumlandı. Soğuk ve sıcak cüzdan terimleri de gerekçeli kararda yer aldı. Soğuk cüzdan banka kasasına benzetildi. Fiziken küçük ve taşınabilir olduğu ancak şifreyle ulaşılabilir bir cihaz olduğu belirtildi. Bu konudaki... Yatırılan paralar bu şekilde kullanıldı, altın alındı. Bu da gerekçeli karara suçtan elde edilen mal varlığı değerlerine aklama olarak geçti. Ayrıca müşterilere gerçekte var olmayan varlıkların satıldığı da belirtildi. Kararda yargılama sürecinde sanıkların pişman olduklarına dair emare göstermediklerine yer verildi. Pişmanlık bir yana kendilerini aklamaya çalışır bir şekilde hareket ettikleri ifade edildi. Bu gerekçeyle sanıkların cezalarında indirme gidilmedi. Yedisi tutuklu 21 sanığın yargılandığı dolandırıcılık davasına ilişkin karar 7 Eylül 2023'te açıklanmıştı. Faruk Fatih Özer, Güven Özer ve Serap Özer'e örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olmak, nitelikli dolandırıcılık, mal varlığı değerlerini aklama, bilişim sistemleri kullanmak suretiyle dolandırıcılık suçlarından 11.196 yıl 10 ay 15'er gün hapis cezası verilmişti. Söz konusu 3 ismi ayrı ayrı 8 milyar 871 milyon 675 bin lira olmak üzere toplamda 26 milyar 615 milyon 25 bin lira adli para cezası verilmişti. Para cezalarının bir kısmının ise 24 ay taksitli ödenmesine hükmedilmişti.